tebrikler, inat etme ya. Sağ ol. Günaydın. Babam Halil, babam İbrahim'a bir ömür söz verdi ya. Bunlar ölene kadar ortak dedi kardeşim. Yeni dükkana da beraber girelim diyorum. Beyefendiye düğün edemiyorum. İnat etti. Ya Cevdet kardeşim, ya sen şurada saçını başını rahat rahat taratmak dururken alışveriş merkezindeki dükkana gider misin Allah aşkına söyle ya. Gerçi sen dedektörden geçemen, altın dişlisin ya. Burası uzun mu kalmış Ali abi ya? Ya kılla düğüne uğraşma. Kardeşim, kaçırılacak fırsat mı bu ya? Benim oğlanı koyarız oraya, sen de başında durun, tıkır tıkır paranızı kazanırsınız hep beraber. Ya yok be ortak ya. Ya burada düzenimizi, alışveriş. Ben öyle uğraşamam ben onlarla ya. Bak ne güzel düzenimizi ya, Allah'a şükür. Ah! Şahbazay'ın bağı var, üzümü yok, sollu yaprağı var. Ya kardeşim, sen ne diyorsun ya? İyi, sen bilin. Ben belediye başkanıyla bugün konuşmaya gideceğim kardeşim. Ya şimdi bak, belediye reisine de çok bel bağlamamak lazım ortak. Onun sağ solu belli olmaz ya, ne yapıyorsun? Vallahi bence Ali abi doğru söylüyor abicim. Siz o dükkanı kaçırmayın ha. Ya kardeşim. Ya kardeşim, koyuyorsun bunları kafana. Ha? Fikirler nefes almıyor fikirler. Aslan parçası. Fikirler nefes almıyor. Gel kardeşim gel. Sen git evine güzel güzel saçını başını tara. Pehlivanım benim. Aslanım. Oh Beyza Hanım. Getirin mi pervaneyi Bünye yıpranmasına? Çay. Oo, kafa çayı. Çaydanlığın nefsi olsaydı bu çayı içemezdin. İyi ki nefsi yok. Ne alakası var şimdi ya? Ne dedi usta? Düşün bakalım ne dedi. Ali Usta'ya bakmıştım. Ya Ali Usta, hiç değişmemişsin. Bir saçları beyaza boyatmışsın, o kadar. Gıcık. Efendim, büyük hayranınız. Estağfurullah. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hiçbir bölümü kaçırmadım. Eyvallah. Tanıştırayım. Ortağım Nuri. Memnun oldum. Ben de, şeref verdiniz. Ya dayanamayacağım, ben bir öpeceğim ya. Oh. Buyurun, şöyle alalım. Oğlum örtü getir. Ya biz seni televizyonlarda beklerken bu ne sürpriz böyle? Ya ustacığım, yıllardır saçlarımı senden daha iyi tıraş eden bulamadım. O hatlarda abartma. Maksat muhabbet olsun işte. Arkadaş gidiyor mu? Ufak tefek işler vardı usta, onlara bakayım ben ya. Efendim şeref verdiniz. Yine bekleriz. Eyvallah. Güle güle. Şimdi diyeceğim ki saç mı sakal mı? Ya saçlar şahane. Sakallar desen sinek kaydı. Ben şimdi ne yapayım? Ali Usta, kurşun sektiren tıraşından istiyorum. Kurşun sektiren mi? Filistin'e gideceğim ya. Ha, o zaman tamam. En kral kurşun sektiren tıraşı yaparım. Eyvallah. Sıcak su getir oğlum. Onu su getir. Ya anlat bakalım, ne yaptın, ne ettin diyeceğim de. Her gün seni televizyonda görüyoruz biz. O zaman sen anlat. Ben anlatayım o zaman. Gömül Hanım'la evlendikten sonra İstanbul'a taşındık. Ama biz zorlandık. Allah razı olsun, kadın bizi çekti çevirdi. Öyle akıllı, izanlı bir kadın. Başım çatlıyor. Bütün gece dön sağa dön sola adam bir uyutmadı. Sabaha karşı bir dalmışım aynı kabusta uyandım. Ama bu sefer Ali ile ben de vardık. Yine bu keçiler, aynı keçiler köprünün ortasında tostlaşıyorlar. Biz de yanlarından karşıya geçmeye çalışıyoruz ama ne mümkün. Çıkartıyorum cebimden bir tutam ot, uzatıyorum bizimkine, ver şu keçileri de karşıya geçelim diye. Ama ne mümkün. Keçiler inatçı, bizimki ondan da inatçı. Alıp otları kendi yemez mi?
E peki çoluk çocuk? En büyüğümüz Münir bizimle dükkanda çalışıyor. O da baba mesleğini öğrendi. Maşallah. Ortağım Nuri'nin kızıyla da nişanladık. Yakında evlenecekler. Allah tamamını erdirsin. Teşekkür ederim. Ya bir akıllı, bir becerikli olan aklın durur. Maşallah. Bu dans kursu fikri nasıl oldu aşkım? Ne harika bir fikir değil mi? Düğünde herkes bizim tangolarımıza, salsalarımıza bayılacak. Münir ayaklarım kan içinde kaldı. Çiğneme artık şu ayaklarımı. Hayatım yumurta kırılmadan omlet yapılmaz. Her güzel şeyin bir bedeli var değil mi? Aha. Hocam. Hocam, hocam bir bakın, bakın, bakın. Münir hayır, Münir hayır. Dur sakın. Münir hayır! Ya, hayır! Münir hayır! Ne yaptın ya sen? Ya ne yaptın oğlum, ölüyorum. Hayırlı evladın varsa sana havada, karada ölüm yok Alyos'ta. Bir de Münir'in koçuğu var. Kız Ayşegül kimseleri beğenmezdi. Neyse sonunda ona da hayırlı bir kısmet çıktı. O da yakında evlenir inşallah. İnşallah. Oğlan bizim sağlık ocağın da doktor. Ben annemlerle konuştum. Artık bu işi uzatmasak da seni istesek diyoruz. Ay beni asla isteyemeyeceksin Ozan. Çünkü sen hayata prospektüs gibi bakıyorsun. Sıkıcısın. Senin yerine Voltron'u tercih ediyorum ve seni terk ediyorum. Doktor hayırlı kısmetmiş Ali Usta. Yaşlılığında rahat edersin. Şimdi gencik tabii değil mi? En küçüğümüz de kan kırmızı. Kerem özel üniversiteye burslu girdi. Çatır çatır okuyor. Bu sene mimar çıkacak inşallah. Hayırlısı. Nasıl böyle akıllı, uslu, yumuşak başlı, muhlis bir oğlan. Aslı. Konuşmamız lazım Aslı. Konuşacak bir şey yok Orçun. Lütfen. Bıraksana. Bilir misin? Ya Orçun bırak. Ne oluyor ya? Anlamıyor musun? Herkes bize bakıyor. Kendine gelsene. Hayır git bırak. Selam saçım. Hayır falan. Ne yapıyorsun? Bırak kendine gel. Pardon. Ne oluyor? Ne olsun? Sohbet muhabbet işte. İşine baksana sen. Git benden bir çay iç. Aslı yürü. Orçun bırak yürü diyorum, diyorum anlamıyor sana. Musun? Musun? Sen hala burada mısın ya? Kerem! Dur! Aa! Kerem! Dur be! Sen! Bırak! 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 Tamam. Eline sağlık usta. Kamyon geliyor. Şişt, havluyu ver, havluyu. He? Havlu, havlu. İşler de çok şükür iyi ya. Yakınlarda bir alışveriş merkezi açılacaktı. Biz de oraya girelim dedik. Ama benim ortağı ikna edemedim. Nuh diyor, peygamber demiyor ya. Ortaklara nasıl peki? Beraber dükkan işletmek zordur. Ah ortağım diye söylemiyorum. Nuri 10 numara adam vallahi de billahi de. Ekmeğimizi beraber paylaştık kaç sene. Kendime güvenmem ona güvenirim. Öyle bir adam, muhteşem bir adam. Hadi hayırlı olsun Nuri abi. Artık abi falan yok Selimciğim. Bundan sonra ortak. Ha? Gel öpeceğim gel. Kefil işini ne yapıyorsun peki? Ya ne kefili abicim ya? Benim babam buranın belediye başkanı değil mi? Daha ne istiyorsun? Koskoca başkan bize kefil işte. İşin içinde başkan varsa hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Eyvallah. Hayırlı olsun abi. Eyvallah. Güle güle abicim. İyi günler. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ya benim burada ortaklığımdan kimsenin haberi olmasın kardeşim. O ne abi? Ya şimdi Ali de talipti buraya. Ya bir tatsızlık olmasın be. Cık.
Ne olacak Nuri abi, ticaret bu. Ali Usta ne karışıyor ki? Ya Ali ticaretten ne anlar? Eski kafalının tekidir o. Ama şimdi 25 yıllık ortaklıktan girer, ne bileyim dünürlükten, çocukların düğününden çıkar. Laf anlatamam. Tamam abi, sen ne diyorsan o. Bir de başkana söyle de Ali'ye ağzından bir şey kaçırmasın. Tamam tamam, ben babamla konuşurum, merak etme sen. Ya dayanamayacağım, öpeceğim ya. Öp abi. Gel gel. Telefi düşürdük ama değil mi? Fena. Ali Usta, muhabbetine duyulmaz ama ben müsaadenle kalkayım abi. Bizi bahtiyar ettin. Eyvallah. Buyur. Eyvallah. Yengeye, çocuklara selam. Ellerinden öperler. Abi saygılar. Eyvallah. Abi, Polat abi bir fotoğraf çektirsek. Sonra sonra. Bir daha etme olur mu? Eyvallah. Günler. Oğlum sen manyak mısın lan? Ne Polat'ı, ne Cadı Şaşmaz? Ayıp ya, ayıp. Tövbe de olsun, işine bak. Ne bileyim abi. Yani diyorsun ki Kömür Baba, çaydanlığın nefsi yoktur, öyle mi? Eğer nefsi olsaydı, ateşin üstünde kavrulup Demliği sırtında o kadar taşır mıydı? Demez miydi, Demlik Efendi, biraz da sen yan, ben tepede keyif süreyim. Ali Usta'n çaydanlık gibi adam diyorsun yani. Ateşte dibi yanını ya ateşten alın ya da hakkını verin. Efendim kimsin? Ali Bey, çabuk eve gel. Gelemem ben eve mebe. Hem oğlum Münir nerede? Dükkan bomboş. Adam oğlun yataklara düşmüş. Bak buralarda perişan. Sen ne diyorsun? Çabuk eve gel hadi. İyi geleyim bari. Hiç. Bıraksan sabaha kadar konuşur. Geçmiş olsun oğlum ya. Bir serum taktırsaydınız bari. Ah be adam, ben sana ne dedim? Sabah çıkarken sadaka ver demedim mi? Bak nazarlar geldi oğluma. Ya hanım ne nazar Allah'ını seversen ya. Bunların işi ver yiyeyim, ört yatayım. Başka bir şey yok. Kurban olayım ben sana. Anneciğim çok kötüyüm anne. Gel ya. Gel. Dikkat et başına. Ha, anlat bakayım bana şimdi aslan oğlum. Ne oldu? Şimdi babacığım biz Yasemin'le beraber Babür'ün beyaz eşya dükkanından çıkıyorduk. Tam yoldan karşıdan karşıya geçerken bize araba çarptı. Allah göstermesin. Yapma ya. Bize derken kime? Yasemin'den bana. Kıza bir şey olmadı ya inşallah. Onun durum daha fena babacığım. Kafası çatlamış. Ya arabanın plakasını aldınız mı? Nerede babacığım, mahşer yeri gibi ortalık. Tam bir can pazarı. İnsanlar, koşturanlar, polisler, jandarmalar. Benim hayatım bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti babacığım. Oğlum, o film şeridini seyrettiğinde bu hayatta hiçbir şey yaramadığında gördün mü? Efendim? Yani gene oğlan suçlu değil mi? Ya yıllardır beğendiremedi bu çocuk sana kendini ya. Ya Gönül, ne trafiği, ne kazası ya, sen de mi buna inanıyorsun? Gelirken yolda kızı gördüm. Budana dans öğreteceğim din, bininin üstüne düşürmüş kızı. Beceriksiz. Babacığım, Yasemin aynen bu cümleleri mi kullandı? Eğer bu cümleleri kullandıysa çok kırılacağım ona. Gel lan. Bak Ali Bey, sen bir hayır işlemedikçe iki yakamız bir araya gelmez bizim. Şimdi ben belediye başkanına gidiyorum. O dükkanı bir tutayım, gör bak bakalım nasıl geliyor. Gel sıpa lan, sıpa. Baba, baba. Heh. Ay abim kaza geçirmiş, durumu nasıl? Durumu sabit, deve gibi ıkmış yatıyor. Oh. Ay o kadar korktum ki doktordan yanlış zamanda ayrıldım diye. Aferin kızım, gel seni bir öpeyim. Bundan sonra öyle ağlayıp zırlama, ıhtiyarladım da evde kaldım değil. Abicim durup dururken niye girişiyorsun millete, anlamıyorum ki. Durup dururken mi? Oğlum
Herif bayağı kızı itip kakıyordu yani. Ne yapsaydık yani? Oturup izlese miydik? Ya bırak Allah'ını seversen ya. Ya burslu adamsın ya. Ya kesiyoruz falan derlerse. Ya uzaklaştırma verirlerse. Oğlum sen de abartıyorsun ama ha. İki itiş kakış ne olacak? Bir şey olmaz ki. Ben sana söyleyeyim. Ya uzaklaştırma ya da burs iptal. Didem sen de ağzını bir hayra aç abi be. İyi günler kızım. Hoş geldin Ali abi. Buyur otur şöyle 5 dakika yalacağız. Teşekkür ederim. Güle güle, güle güle kardeşim. Ali Usta hoş geldin. Hoş bulduk başkanım. Gel geç içeri gel. Kızım, bize 2 tane kahve söyleyiver. Ha bu arada benim oğlan aramış, ne diyor? Çıktı efendim, arayacak mısınız? İyi, peki yapma. Ali Usta. Şu alışveriş merkezindeki yeni dükkanınız hayırlı olsun. Vay kadan alırım. Ya başkanım ben de senden ıcık şu teferruatları konuşalım diyecektim. Madem sen hayırlı olsun diyorsun. En güzelini diyorsun vallahi. Ne teferruat ya. Ruhsat işlerini falan hepsini hallettik biz Nuri ile. Nuri'yle hallettiniz mi? Nasıl hallettiniz? Efendim. Başkanım oğlunuz telefon. Bağla kızım. Alo baba. Efendim oğlum. Şu bizim alışveriş merkezindeki dükkan işi vardı ya. He. Nuri abi Ali Usta'yı ortak istemiyor dükkanı. Sadece ikimiz varız ha. Haberin olsun. Ali Usta sana gelirse hiçbir şey çaktırma. Babam Halil, babam İbrahim'a bir ömür söz verdi ya. Bunlar ölene kadar ortak dedi kardeşim. Yeni dükkana da beraber girelim diyorum. Beyefendiye din edemiyorum. İnat etti. Ya yok be ortak ya. Ya burada düzenimiz iyi. Alışveriş mi alışveriş mi? Öyle uğraşamam ben onlarla ya. Bak ne güzel düzenimiz iyi Allah'a şükür. Ortaklar nasıl peki? Beraber dükkan işletmek zordur. Ah ortağım diye söylemiyorum. Nuri 10 numara adam vallahi de billahi de. Ekmeğin bizi beraber paylaştı kaç sene. Kendime güvenmem ona güvenirim. Öyle bir adam. Muhteşem bir adam. Nuri abi Ali Usta'yı ortak istemiyor. Nuri abi Ali Usta'yı ortak istemiyorduk ya. Sadece ikimiz varız ha. Hayırlı olsun arkadaş. Ne hayırlı olsun ortak? İyi işin, iyi ortaklığın hayırlı olsun. Sabit, benim ne kadar takım varsa hepsini toparla şu çantaya koy, oğlan gelir alır. Hayırdır usta? Şşş, ya ortak, ortak. Ya bırak elimi kolumu. Nereye gidiyorsun, olur mu böyle şey ya? Niye olmasın? Bu dünyada neler oluyormuş? Biri deseydi ki bana senin ortağın arkandan fırıldak çeviriyor, seni kazıklıyor, kimseye inanmazdım. Tüh! Ya ortak ayıp oluyor ama böyle kazıklıyor mazıklıyor. Ben seninle konuşacaktım. Dükkanı açınca mı anlatacaktın? Ya sürpriz yapacaktım. Ya bari gözümün içine baka baka yalan söyleme. Ya ortak pire için yorgan yakmaya değer mi? Bak millet çıktı ortaya ya bunca yıllık hukukumuz var. Ah, gel oturalım konuşalım halledelim. Böyle pılını pırtını toplayıp gitmek nesi ya? Bundan sonra seninle bir yere gitmem. Paylaşacak bir dilim ekmeğim bile yok artık. Ne cenazeme ne cenazene ne alet olsun. Böyle efeleyip duruyorsun ama aç kalınca yalayıp yıkarsın laflarını be. Gidersen git. Kim kaybeder sen kaybeder. Haber verin emlakçıya. Ben burayı tuttum. Bakalım bu mahallede bir daha saç kesebileceksin mi? Ne? Ne? Çakır çakır keseceğim. Çakır çakır. Ne alın ha? Baba ne oluyor ya? Bir şey söylemeyecek misin bize? İyi misin be? Geldiğinden beri sesin soluğun çıkmadı.
Ameliyat oldum. Sırtımdaki kamburu aldırdım. Bakın bakayım kalmış mı? Ya Nuri ile dövüş ettik. Dükkanın kapısını vurdum, ceketimi aldım çıktım. Ne? Bittim ben. Bittim. Ah, sonunda lafıma geldin yani. Yetti canım, yıllardır o adamı sırtında taşıdın. Bak, o aldığın hisselerle alışveriş merkezindeki dükkana karşı kafan rahat eder. Alışveriş merkezindeki dükkanı Nuri almış. Ben de sinirlendim, aldım ceketimi, vurdum kapıyı, çıktım dışarıya. Ceketini alıp çıktın mı? He. Hissemi sağmadın mı? Yok. Ay, çocuklar bana bir şeyler oluyor. Anne. Ay. Ya babacığım, kendini düşünmediysen bu evladını düşünseydin. Mutlu yuvasını düşünseydin babacığım. Yeni aldığı dükkanı kaptırmış birine sen bana hala ceketten bahsediyorsun. Ceketi de bıraksaydın, ceket karın doyurmuyor ki. Ya bu üç çocukla ben bu yaştan sonra ne yaparım? Bunları çekecek kadın mıyım ya? Allah'ına dua et, üç çocuk. Ya beş çocuk olsaydı? Karıcığım. Ayıp ama. Sen evraklarını dosyalamıyor musun Nuri? Nasıl ya? Ben 10 sene önce sana bir boşanma kararı yollatmıştım. Eline geçmedi mi acaba? Ben o tarihi hafızamdan sildim bebeğim. Ben de seni hafızamdan silebilsem keşke Nuri. İş yerinde de bir boşanma yaşanmış. Hı? Ali Bey de sana ancak bu kadar dayanabildi tabii ki. Ama daha fazla dayanamaz. O barışır seninle. Barışmıyor mu? Kim kaybeder? Kendi kaybeder. Dualarım tutuyor işte Nuri. Yapayalnız öleceksin. Ya ben zaten sen gittiğinden beri yapayalnızım Füsun. Ne istiyorsun? Niye geldin? Yeni dükkanı kutlamaya geldim. Dışarıda kim ne istiyorsan git onunla kutla Nuri. Kızıma da konuşamayacak mıyım ya? Ha? Yasemin! Kızım! Kenarda 3 kuruş birikmişimiz vardı, şimdi onlar da gitsin. Şu yaşta düştüğümüz hallere bak. Çocuklarımızın düğününde, belediyenin toplu nikahında yaparız artık, stadyumda. Abi hadi bak gözün aydın. İptal değil mi senin düğün? Sahneye de yapacakmış. Baba ne olacak bizim düğün işi? Bizim iş baba. Ne olmuşsun işe ya? Ya baba sonuçta evlilik de ortaklık gibi bir müessese değil mi? Yani sizin ortaklık düştüğü zaman bizim de nikah atılmış mı oluyor yani? Ya, dangle dungle konuşma oğlum ya. Tövbe estağfurullah. Oğlum o iş ayrı, bu iş ayrı. Hem işin içinde ticaret olmayınca akrabalık ilişkileri daha kuvvetli olur. Olmaz! Olabilemez! O Ali gelip benden özür dilemedikçe ben vermem kızımı onun oğluna. Ama baba biz birbirimizi çok seviyoruz. Lan! Bırak bu romantik ağızları. Biz annenle evlendiğimizde birbirimizi seviyor muyduk kızım? O sevgi kendiliğinden oluyor sonra. Belli, çok güzel oluyor. Çok mutlu bir evliliğiniz var. Kızım karıştırma bizi. O annenin hatası ya. Annen yaptı hata. Bak kızım. Bu insanların nasıl insanlar olduklarını gördük. O salak bilir seni yerden yere vurmuş ya, şu haline bak. Bunun bir suçu yok baba. Yanlışlıkla oldu. Kızım, yavrum, daha iyiliğine layıksın. Yapma. Kızım. Kızım sen o minir salağını bırak. Kızım sakin ol. Tamam çocuğum, geçti çocuğum. Benim deli adamım. İnsan hiç hakkını almadan o dükkandan çıkar mı? Görmüyor musun o Nuri'yi, sana ne oyunlar etti. O attar lafın üstüne, o dükkanda kalsaydım beni koca din eve alır mıydın? Almazdım. Ama o dükkandan da hakkımı almadan çıkmazdım. Şimdi gerine gerine senin hakkında neler diyordur.
Ne diyordur? İnayet diyordur, ne diyecek? Gongül Hanım. 30 yılın üstüne kalbini kırmayın. Sar buraya. Ne yaptın babacığım? Üç tane koltuk koyarsak biz nerede dolaşacağız? Nasıl keseceğiz saçı? Ya oğlum harmandalı oynayarak kesmeyeceksin ya. Tamam olsun. İkiden olsun. Ispatla hemen gelsin. Hemen derken? Yarın bilemedin öbür gün bu dükkan açılacak. Yetişmez baba. Çatır çatır yetişir. Oğlum o elindeki kağıda bir bak bakayım. Sandalyesiydi, masasıydı, efendime söyleyeyim, koltuğuydu, saç kurutma makinesiydi. Hepsini yıldırım hızıyla ispatla hemen. Bir şey sorabilir miyim babacığım? Soramam oğlum. Ya babacığım çok küçük bir şey. Soramam. Babacığım bütün bunların parasını biz nasıl veriyoruz acaba? Ya oğlum sen benim sana dediğimi yapsan ne? Kop! Kop! Abi. Şimdi Ali Usta da gittiğine göre yani benim terfi durumumda usta oluyor mu? Yavrum senin adın ne? Sabit. Sabit. İşte sen kalfalıkta sabitsin, sabit. Bugün başka soru sorma, boğmayayım seni. Sabit. Tamam. Tamam Münir. Ben malzemeleri hemen toparlayıp geliyorum dükkana. Abi ne yaptın sen? Acele işe şeytan karışır. Sen malzemeleri böyle yavaş yavaş hazırla. Ondan sonra getir. Niye abicim? Acelesi yok mu Ali Usta'nın? Abi sen ne biliyorsun? Belki bugün yarın barışacaklar. Değil mi? Sen benim dediğim gibi yap abi. Hem sonra durduk yere bize niye malzeme parası ödetesin abi değil mi? Hadi. Hadi abi. Hayırlı işler. Hayırlı işler. İyi günlerle kullanın. Teşekkür ederim. Yine bek. Sağ olun. Hayırdır Gönül Hanım? Sen de biliyorsun ki hayırlık bir durumumuz yoktur. Biliyorum. Bilmez miyim? Ben bu dükkandan içeri adımımı atmazdım ama... benim Münir'im bildiğin deli oldu. Benim de seninle edilecek iki çift lafım olmaz ama çocuklarımızın saadeti için bir şeyler yapmamız lazım. Bu işi çözsek çözsek ikimiz çözeriz. Şu küslüğe ara verip kafa kafaya vermemiz lazım. Serap, bize iki çay getir. Buyur. Sonumuz Romeo ve Juliet'in sonu gibi olacak diye çok korkuyorum aşkım. Kavgalı iki ailenin birbirini delicesine seven evlatları. Bittik biz Münir, bittik. Babam çok kararlı. En iyi ihtimalle çocuklarımız evlenir artık bizim. Olur mu canım öyle şey? Bu dünya döndükçe bizim sevdamız tükenmez. Ne yapacağız peki? Buldun mu bir şeyler? Vallahi düşündüm bir şeyler. İkisini de karşıma alacağım. Erkek gibi konuşacağım onlarla. Erkek gibi konuşacağım. Erkeğim benim. Yalnız biliyorsun hayat müşterek. Sen de benimle geliyorsun. Kadınım benim. Sen şimdi burada kal ve beni seyret. Gör bak erkeğin neler yapıyor. Juliet'im benim. Babacığım istirham ediyorum. Babacığım bir dakika.
Hoş geldin, hoş geldin babacığım, saygılar. Bir konuyu konuşacaktım acaba. Ben senin nereden baban oluyorum ya? Tabii kız evi naz evi babacığım, biliyorum ama fazla naz beni usandırmaz. Babacığım biz... Ya sen bu izesi, sen ne istiyorsun lan adamlar? Konuşmak istemiyor işte, yürü git. Bana bak ya... berber çırağı bozuntusu adamla asabını bozma. Çekil şuradan babacığım. Babacığım. Paşam gel, gel, gel. Çırak. Bana çırak ha. Ya sen kime çırak diyorsun lan? Bak beni. Baba. Yaktın lan. Git dükkanını al. Yürü. Akıllı ol. Gel buradan. Gel ben. Baba yürü. Baba git. Babacım saygı duyuyorum. Saygını yerim senin. Defol. Bir konuyu konuşacaktık. Babacım. Yerim babanı. Yürü defol git. Dükkanını al. Defol. Babacım. Git. Babacığım biz Yasemin'le birbirimizi sevdik. Gel sevenleri ayırma. Biliyorum senin de sımsıcak bir kalbin var. O sıcaklıkta bize de yer aç. Boş ver sen Ali Usta'yı. Bize de bir yer ayır. Lütfen. Tüh. Lan niye mahallenin ortasında bağır bağırıp kendini rezil ediyorsun? Eyvah gerçek babacığım. Şimdi de gerçek babacığım oldu. Hani az önce Ali Usta'ydı. O ortam icabı söyledim ben onu babacığım. Git pis. İrezil. Tüh. Ama babacığım. Babacığım. Söyleyeyim. Hadi bakalım mızdık. Zehir mi attım ayol içine? İçsene Gönül Hanım. Evlendirmemiz lazım bunları. Yoksa siz üzüleceksiniz. O niyeymiş? Bu saatten sonra sizin o dik kafalı kızınızı kim alacak? Asıl biz senin oğlunu alarak hayır işliyoruz. Senin o avare oğlunu kim ne yapsın? Asıl siz benim oğluma kurban olun, değil mi? Artık büyü mü yaptırdınız, eşek dili mi yedirdiniz, oğlanın gözünü bağlamışsınız ayol. Bu mahallede bir tane koca karı var, o da sensin fitneci Gönül. Söylerim oğluma, almaz kızınızı. Ben şimdi ararım belediyeyi, gelip götürürler senin o avare oğlunu. Terbiyesiz! Senin de o Nuri olacak adamdan hiç farkın yok. Nesi varmış Nuri'nin? Söyle o hırsız kocana, benim kocamın hakkını versin. Ya, ya sen nasıl bir emlakçısın be kardeşim? He? Adam alıyor eşyaları içeri yerleştiriyor. Bunun bir kontratı, sözleşmesi var mı? Yok, daha yapmadık da. Hayırdır Nuri? Ne demek hayırdır kardeşim? Adam benim dükkanımın karşısında dükkan açıyor. Kaç para verdi Ali buraya? Vallahi ben aradan çekildim. Onlar mal sahibiyle anlaşmışlar. Gerisi beni ilgilendirmez. Mal sahibine söyle. Ali ne veriyorsa iki katını veriyorum. Haydi ya. Bana bak bana. Şimdi de emlakçı mı oldu başımıza? Dükkanımın karşısında dükkan açıyorsun. Elin kolun bağlı mı dursun? Allah gözünü doyursun be. Bir dene gitmedi, iki dene gitmedi. Üçüncüye mi gözünü diktin? Serbest piyasa kardeşim. Parayı veririm tutarım ha. Şşş, inadı bırak. İşime gücüme karışma. Bak burayı ben tuttum. Aman be tamam. Ben seni bir yanlıştan döndürmeye çalışıyorum. Allah Allah, açacaksın dükkanı, iki hafta sonra topu dikeceksin. Sanki millet sıraya girdi kelleye masraf yapılsın diye. Şşş, inadı bırak, işine dön. Bak söylediklerini de affedeceğim. Bana bak bana. Benim deli tarafımı ortaya çıkarma. Seni şu dükkanın kapısına bitle onu itini asarım ben. Lıngır lıngır sallanın. Bir daha da işime gücüme karışma. Öpücük Nuri. Oyununuza bakın lan, Allah Allah. Görüyorsun işte hayatım. Baban gururumu ayaklar altına aldı. Annenler de kavga etmişler zaten. Ben bu aşkı yaşatmak için daha ne yapabildim ki? Tamam o zaman ayrılalım Münir. Sence de en doğrusu bu değil mi? Nasıl sence de en doğrusu bu değil mi ya? Ha sen benden ayrılmayı düşünüyorsun yani. Hayır. Vallahi var Münir. Yemin ederim yok, geçiririm bir ellerini bu kuzluktan. Sakin, sakin. Alacaksın beni. Tabii. Ben seni deniyorum hayatım.
Bakalım dedim zor zamanlarda aşkımıza sahip çıkacak o kudret sende acaba var mı diye. Tamam o zaman. Yani ne yapıyoruz şimdi? Çok açık değil mi? Görünen köy kılavuz ister mi hayatım? Ha, kaçıracaksın yani beni. Ha, o köy mü göründü? Evet Minir. Bu gece beni kaçırdın kaçırdın. Yoksa sana bu dünyayı dar ederim o kadar. Sen beni hakikaten seviyorsun ha. Salak olmasan aşık bile olacağım ama. Teşekkür ederim. Maşallah. Her şeyi getirip dükkanı ona yığmışsın. Da ben göremedim. Ustacığım niye kızıyorsun? Bana kalsa 2 dakikada malzemeleri hazırlayacaktım. Sana kalsa, bana kalsa. Kardeşim niye hazırlamadın? Ustacığım oğlun geldi Münir. Acele etme. Ağırdan al dedi. Ne? Babamla Nuri Usta burada küser şurada barışır dedi. Bana bak. Bütün malzemeleri toparla. Kuşun kanadıyla dükkana gönder. Hemen. İtiraz istemem. Kaç kuruş bu? 15 lira. İyi yaz bunu da hesaba. Testereyi ne yapacağım usta? Münir'i keseceğim, Münir'i! Afiyet olsun. Babacığım ödüm koptu. Ben de sanırım midye yaptırıyordum karnın acıkmıştı diye. O hemen 10 tane şey yapıyorsun. Aferin. Babasını düşünen çocuklar cennete gider. O ne ya? Destere. Nalbur'dan aldım. Ha nalbur. O mesele. Babacığım ben sadece inisiyatif kullanarak durup... Gelseniz kıtır kıtır yerimden gel. Kıtır kıtır yerim. Ne oldu lan canım? Ya yok bir şey işte. Ne? Yarın idare savunmamızı dinleyecekmiş. Bırakmayacakmışsın ha. Lan? Hadi bırakmasın. Bakalım ben onun peşini bırakacak mıyım? Seninki geliyor. Nereden benimki oluyor be? Sağ ol ya. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ya rezil ettin beni bütün okulun ortasında. Hem sana ne oluyor? Sen niye karışıyorsun? Anlamıyorum ki. Dua et karıştım yoksa daha büyük rezil olacaktın. Hayır, araya girmesen hiçbir şey olmayacaktı. Bir de özür dileyim istiyorsan. Kız haklı. Sen o kadar bilmedin ki. Konuşma sen benden de. Ne oluyor ya? Bir dakika. Hem ben millet için başımı belaya sokuyorum. Bir de laf işinden ben oluyorum. Ya sen nasıl insansın ya? Gergin biraz. Babası ortamdan ayrılmış. Ben boşuna kaç yıldır görüşmüyormuşum o kadınla. Bak 10 dakika o mendebur yüzünü gördüm, tansiyonlarım fırladı. Ya hanım, şurası ekmek kapısı, burada dedikodu yapma. Hep niye görüştün ki sen o Füsun'la? O adamla ortaklığı bozup her şeyi birbirine kattın. Çocuklar ortada kaldı, onun için gittim. Her şey düzeldi. Düzeltecek bir şey yokmuş zaten. O kızı evime gelin diye sokmam Ali Bey. Hanım, bana bak bana, bak bak. O yüzükleri ben dağıttıysam
o düğün olacak. Ali Bey, ben onlarla akraba falan olmak istemiyorum. Gözünü seveyim, ne olur. Yahu sen kafanı takma, sen kafanı takma. Gel kalk, ne? Kalk bizden ne? Sofra kuracağız, gel. Ne sofrası? Yahu Halil İbrahim sofrası, gel. Hayırlı olsun Ali abi. Hepimize hayırlı olsun canım. Mahallede acayip heyecanlı olacak ha. Tam kartısını açtın dükkanın. Adam var ya deli oldu deli. Aman aman karıştırma o işi ya. Sen de yangına körükten gitme. Bir şey söyleyeyim mi? Saçı sende sakalı onda olmak lazım artık. Mecburen diyorsun. Mecburen çünkü kavga çıkmasın. Küslük olmasın. Olmaz. Kelle bu. Her baltanın altına konmaz. Karıcığım. Karıcığım deme bana. Beni çağırmışsın. Şşş. Sen iki tane ortak abicim. Şşş hiç yayılma oraya. İki dakika zarlayıp yollayacağım seni. Aa. Hı? Niye? Ali Bey 5 kuruş almadan dükkandan ayrılmış. Sen de buna göz yummuşsun. Ben? Bencil adam. Boşadım. Evimi ayırdım. Bütün hukukumu kestim. Hala senin arkanı toparlıyorum. Yetti artık canıma tak etti. Bıktım Nuri. Ya meleğim baksana şu ifadeye. Bu adam böyle bir şey yapar mı? Ama bu hesap kitap işleri kolay değil ki. Öyle 3 saatte olmuyor bu işler ya. Beni ilgilendirmez Nuri. Hemen gidiyorsun o insanlara haklarını veriyorsun. Senin yüzünden milletten bir ton laf işittim. Benim o gönül falan kadınla da muhakkak ettim. Yeter artık. Kız yapma. Seni bir daha gözüm görmesin. Şimdi kaybol. Yani anlayacağım. Ben 1950'lerde doğmalıymışım Yasemin. Ay çağımızda aradığım adamı bulma şansım yok diye düşünmeye başladım artık. Ben buldum da ne oldu sanki aradığım adamı? Görüyorsun işte. Sevenleri ayırıyorlar. Ay ben bir bulayım yeter. İnan sevdiğim adam için çekmeyeceğim eziyet yok. Bulamaz zaten. Ay. Bulursun tabii. Niye bulamıyorsun ki? Ben bileyim. Neyse ben eve gideyim de bohçalarımı hazırlayayım bari. Aa, bohça mı? Yani siz şimdi ciddi ciddi kaçıyorsunuz ha. Ay abime bak sen. Hadi canım. Hadi. Bay bay. Ha Yasemin dur. Bak gittiğiniz yerden mutlaka arayın beni tamam mı? Haber ver. Tamam hadi bay bay. Bak. Merak ederim. Bak uyuyamam bu gece. Tamam mı? Tamam. Ha, hadi bay bay. Başkan, başkan beni emretmişsiniz ya anca burada yakalayabildim. Nuri, bugün çok canım sıktı benim. Ya sormayın, ben de vallahi uykusuz kaldım. 10 bardak ıhlamur içtim bana mısın demedi ya. Ali olsaydı ayrılacağınızı bilseydim, bu dükkanı açmanıza asla izin vermezdim. Aman ne diyorsunuz, ayrılık ne yaman kelime demişler, ayrılık ne demek? Ya olur mu öyle şey? Ali ustayı bilmiyor musunuz? O böyle bir köpürür, ondan sonra 10 dakika sonra sürtaç olur o ya. Biz ayrılabilir miyiz efendim ya? Ha? Aman öyle olsun, aman öyle olsun ki daha fazla kimsenin canı sıkılmasın. Tabii. Hadi koçum, göreyim seni. Tabii. Ulan anne, ulan. Gene mi dertlendin? Derdin ne? De bakayım. Bana mı diyorsun? Cezveye diyorum. Cezve mi diyorsun? İnliyor gene. Ne diyor?
Yaktı beni diyor. Yaktı beni mi diyor? Kim yapmış onu da söylüyorum bari. Söylemez mi? Beni yakan benden diyor. Beni yakan benden. Şimdi ben iki saate kadar evden çıkıyorum. Sizin oraya doğru geliyorum. Hı-hı. Evin önüne gelince de köpek gibi üç defa havlayacağım. Niye Münir? Çaldı sanamıyorum cepten. O da olur ama mesela ben daha romantik olur diye düşündüm. Eskilerin bir bildiği vardır falan diye. Of of. Kalacak yeri falan ayarladın mı? Merak etme, o iş tamam. Merak ederim Münir. Sen plan yapıyorsan merak ederim. Nerede kalacağız? Dur dur, annem geliyor galiba, kapatıyorum. Yasemin. 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 Ne bu yatak? Bu akşam Yasemin'i kaçırıyorum. Ne? Şşş. Tamam bir dakika, tamam tamam. Yatak ne için yani, yatağı ne yapacağız? Salak. Kızla nikah yapana kadar kızı nerede yatıracağım? Ben koynumda mı yatıracağım? O yüzden yer yatağı seriyorum. Abi bak yani, yuh sana yani ya. Yuh. Şşş. Şşş. Yani ailemizin hiç derdi yokmuş gibi yani, senin yeni dert getirmen şahane olacak yani. Babam bildiğin boğacak seni ha. Sussana sen ya, sussana sen ya. Ben her şeyi düşündüm. Ha. Ya, ben her şeyi düşündüm. Ha, çok güzel. Düşündün mü? Peki babam sabah gelip Yasemin'i burada görünce ne diyecek, onu da düşündün mü? Babam sabah gelecek, ha, odada Yasemin'i görecek. Ya, bir çeşit emri vaki olacak. Böylece kızı bana almak zorunda kalacak. Zaten babam hayır işlerine bayılır. Ona zaten şüphem yok canım. Babam hayır işlerini çok sever de, babam hayırsız evladı da çok güzel döver yalnız. Kerem, beni yolumdan çeviremezsin. Hem bir dakika ya, bu eve bela getiren bir tek ben miyim? Allah Allah. Senin okulda yaptığın eşkıyalıkları babam duyduğu zaman kalbine inecek herif. Allah Allah ya. Tamam abi, ben sana hiçbir şey demiyorum ya. Yani sen nasıl biliyorsan öyle yap ya. Yetmiş şimdi ya. Ben gidiyorum o zaman. Git. Hayır olsun. Sen nereden çıktın ya? Sana da iyi akşamlar. Sen mi getirdin abi? Ne yapayım? Senden özür dilemeye geldi. Ya bugün ters davrandım sana. Canım çok sıkkındı. Tamam canım, neyse yani. Önemli değil bu kadar. Şu dövdüğün çocuk Orçun. Onun babası okulun yönetim kurulunda. Yani? Burslusun ya. Burs verenlerden biri Orçun'un babasıymış. Benim yüzümden yeterince başın belaya girdi zaten. Daha fazla sıkıntı çek istemem. Bir an evvel özür dile, Orçun'dan da bitsin bu iş. Bak, ben kimseden özür falan dilemem, tamam mı? Sen beni merak etme, bana hiçbir şey olmaz. Nasıl biliyorsan öyle yap o zaman. İyi akşamlar. Güle güle. Abi niye getiriyorsun helalde bu kızını benim evime ya? Ali amca. Tepe göz. Şu gözlere bak, gözlere. Cincik gibi nasıl da fırıl fırıl dönüyor. Biz sanıyor ki okula gidiyor, çatır çatır okuyor. Meğer Kerem Efendi adam dövüyormuş. Ya baba, o herifin... Lan en çok sana güveniyordum be. Bu oğlan bizim sırtımızı yere getirmez diyordum. Okuyacağın, üstümüze yük alacağını sanıyordum. Ne öyle zır 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 ya. Oldu, ben kaçtım. Ne var? Neredesin? Sana ne? Konuşmamız lazım, neredesin? Sana hesap mı vereceğim? Ben ne konuşacağız var mı? Arkamdan konuşuyormuşsun ama hakkımızı yedi diye. Bana bak, edepsizlik gitme.
Asistan terbiyesizlik yapma. Görüşeceğiz, konuşacak, bakalım hakkını yemiş miyim, yemem. Yapmış mı? Yaptım. Geliyorum ben, neredesin? Gel. Evdeyim, gel. Ne oldu be? Kime kızdın? Herkese kızdım. Sana kızdım, bana kızdım, bardağa kızdım, sokaktaki püsküye kızdım, herkese kızdım ya. İşte havlıyor. Anne ya. Duş telefonuma bakayım bari. Ay sonra bakarsın. Bırak şimdi ilk karışacak. Ararsın sonra. Bugün. Bir de verdin neymiş o örgüleri? Ay aman tamam bırak. Ne yaparsan yap ama iyi ki bir iş istedik senden. Eyvah! Ne oluyor? Köpek düştü anne, köpek. Bohçaları gel aşağı. Tamam dur, bekle orada. Şimdi 2003'ün 10. ayından itibaren bak, dükkanı yenilemek için yaptığımız masraf, boyası olsun, tadilatı olsun, yeni malzemeleri, işçiliği 45 milyar. Nuri. Dur, sözümü kesme ya. Bak o eski küçük dükkan vardı ya. Eski küçük dükkandan vergi borçları, SSK primleri, 12 milyar. Ya, kapat şu defteri git. Senden bir şey isteyen yok. Ya ne kapatacağım ya? Bugün bu hesap bitecek Ali Efendi. Ne inceldiği yerden konuşsun be. Ne diyorsun ya? Baba ne oluyor? Yok bir şey oğlum. Çık yukarı. Çık sen oğlum yukarı. Buyur. Ya aşkım, hadi çocukluk yapma bak, tamam mı? Hadi bak, yüzdük kuyruğuna geldik bir tane. Hadi kalk gidelim, hadi. Ya ne kalk Münir, ya ne kalk? Başka bir yer ayarlayamadın mı? Ne işimiz var sizde akşam? Hayatım şimdi bak, şöyle düşün. Şimdi sen evde yoksun, ben evde yokum. Böylece seni benim kaçırdığımı anlayacaklar. Ya Münir, kız kaçırmak böyle bir şey değil mi zaten? Cümle alem duyacak, aileler de mecburen izin verecek. Evet. Şimdi bu benim ilk kız kaçırmam ya. Böyle teknik bazı problemler... Of. Of. Tamam, çok güzel. En iyisi bizim ev hayatım. Babam çoktan işe gitmişti. Annem de uyumuştu zaten. Sabahleyin kalkınca da onları bir daha, o zaman bir daha... Çök. Pardon.
harcanan para ortada kardeşim. E peki sen benim ortağım olarak ortaya bir para koymuş musun? Yok. Anca hem sen hem de oğlun ay sonu gelin kasadan para alın. Sözüm ona ortakmışız. Be. Ya sen benim kalbime bıçak sokmaya mı geldin? Lan ben sana kendimi öldürür müyüm? Yahu ben bu dükkana sermaye gömmüşüm Ali Efendi. He, anlaşıldı. Sen ille de beni bu masadan borçlu kaldıracaksın. Bana bak Nuri. Ben senin ne fırıldaklar çevirdiğini bilmiyor muyum? He? O kasadan gizli gizli paraları alıp da kimlerle yediğini bilmiyor muyum? Tüm dünyayı ayağa kaldırırım. Anladın mı? Kimsenin yüzüne bakacak halin kalmaz. Şşş, ayıp oluyor ama ya. Bundan sonra var ya ne sen benim yüzümü gör ne de ben senin yüzünü göreyim ya. He, alacak verecek defteri kapandı yani. Oh! He? İyi o zaman ailecek arkamdan konuşmazsınız. Ne? Ya kapı kapı dolaşıp mahallede Nuri bizim hakkımızı yedi diye ağlaşmazsınız çoluk çocuk. Defol git lan bu evden. Defol! Defol git bu evden. Şşş, ayıp oluyor. Güle! Aman koşa dön.